Sorunların çözümleri ise her devletin kendi öznel çalışmaları ile değil, küresel eylem planları ile sağlanmalıdır. Brezilya'da 1992 yılında düzenlenen Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda imzaya açılan ve 1994 yılında yürürlüğe girebilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi de Birleşmiş Milletler çatısı altında hükümetler arası bir çevre sözleşmesidir. Bu doğrultuda genel ilkeler, eylem stratejileri ve ülkelerin yükümlülükleri belirlenmiştir. Ayrıca çevre konusunda yaşanan sorunlara küresel çözümler üretme noktasında en güzel örnek, Aralık 1997 yılında görüşülen ancak Şubat 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü'dür. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bağlamında imzalanan protokol, uluslararası arenada en önemli çevre sorunlarından olan küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadele etmeye yönelik dünyada ortak bir çalışmanın ürünüdür. Bu noktada bir şeye daha vurgu yapmak isterim. Birleşmiş Milletler bu Kyoto Protokolü'nün dünyada etkin kullanılmasının konusunda yetersiz kaldığını dikkate alarak 2015 yılı içerisinde Kasım-Aralık 2015 yılı Paris'te düzenlenecek yeni bir iklim değişikliği konferansı düzenliyor. Bizler KKTC Çevre Bakanlığı olarak bu düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Çıkacak sonuçların dünya genelinde herkesin kendi evinde yapması gereken ev ödevlerini ve yol haritalarını belirleme adına çok önemli bir protokoldür. Birleşmiş Milletler çatısı altında tüm dünya devletlerin, ülkelerinin kabul göreceği bir protokolün geleceğimizi kurtarma adına çok önemli yol haritaları ve kazanımları oluşturacağına inanıyorum. Ve KKTC olarak bu toplantıyı yakın takip ediyoruz. Çevre konusunda tüm dünyada uygulanan ve kabul edilen bilimsel çözümleri takip edip, ortak hareket etme yaklaşımı yanı sıra her ülkenin kendi içerisinde öznel olarak yürütmesi gereken çalışmaları da bulunmaktadır. Çevre konusunda uygulayıcı ve politika üreten yönetim birimi olarak bizler ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu bağlamda bakanlığa geldikten sonra yapmış olduğumuz birkaç çalışmayı örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çevre etki değerlendirme yani ÇED sürecinde halkımızın da aktif katılımını sağlamak için ÇED düzeyinde bir değişiklik yaptık. Böylece ÇED sürecini halkın bilgilendirme ve değerlendirmesine açtık. Bizler gerek Çevre Koruma Dairesi, gerekse Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak ÇED sürecini yatırımcının girişimlerinin önünde bir engel olarak görmüyoruz. ÇED sürecindeki hedefimiz hem halkın katılımını sağlayarak onların hassasiyetlerini ortaya koymak hem de yaşanılabilir, sürdürülebilir bir çevre adına yatırımcıyı yönlendirmek, onlara rehberlik yapmak olarak hedefimizi belirlemekteyiz. Bizler sürdürülebilir, sağlıklı çevre anlayışımızın bir başka örneği olarak elektrik santrallerinde kullanılan yakıtların kalitesinin artırılması ve enerji üreten santrallere filtre takılması konusunda da ciddi adımlar attık. Yakıtların iyileştirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu'ndan aldığımız bir karar vardı biliyorsunuz ve bu karara santrallerin adapte olabilmeleri, yeni kontratlarını, sözleşmelerini buna uygun yapabilmeleri adına bir süre tanınmıştı. Bu sürenin sonuna yaklaştığımızı buradan tüm kamuoyuna da bildirmek isterim. Ayrıca Aksa'ya filtre takılması işlemi tamamlanmıştır ve bakanlığımız tarafından denetlemeleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Teknecik Santrali'ne de filtre takılması konusunda ciddi adımlar attık. 2015 yılı Kıptek bütçesinde Bakanlar Kurulu'ndan
geçmeden önce Bakanlar Kurulu'na Kıptek Yönetim Kurulu çağrılarak bizler tarafından Kıptek'in mali yapısı, yatırım bütçeleri, fiyatlandırma politikaları değerlendirilirken, bütçe onayı verirken 2015 yılı içerisinde filtre takılma işleminin hayata geçmesi konusunda bir uzlaşı sağladık. Ve bunun bir sonucu olarak ilk kez Kıptek bütçesinde yatırım kalemleri içerisinde bir başlık açılarak Kıptek'e filtre takılması konusu yer alıp karşısına mali kaynak konmuştur bütçesinde. Bu konudaki Kıptek'in attığı adımları yakinen takip etmekteyiz. Bir diğer konu biyolojik çeşitliliğin korunmasını önceliklerimiz arasındadır. ÖÇKB'lerin yani özel çevre koruma bölgelerinin korunması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için yasal süreci tamamlamak üzereyiz. Bu konuda kendi kendine yetebilen bir mali yapıyı oluşturmak adına bakanlık olarak yasal düzenleme yaparak ÖÇKB döner sermayesini kuruyoruz. Ayrıca Dipkarpaz'da yer alan kaçak yapılara yönelik başlattığımız mücadele bu anlayışın bir uzantısıdır. Bu bağlamda ilk etapta açılan davaların sonuçlanma safhasına geldik. Bunu da bakanlık olarak ilgili daire müdürü başta olmak üzere yakinen takip ediyor ve davalarda üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bizler bakanlığa geldiğimiz dönemde bir diğer uygulama olarak petrol kirliliğiyle mücadele konusunda bir sertifika programı düzenledik. Bu petrol kirliliği konusunda bütünlüklü bir eylem planının birinci adımıydı. İkinci adımı ise kıyıda tesisi bulunan tüm işletmelerin, devlet veya özel sektör tüm işletmelerin risk analizleri, petrol kirliliğine yönelik risk analizlerinin tespiti çalışmasıydı. İkinci aşamayı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile yapmış olduğumuz bir toplantıda vardığımız mutabakatla başlattık. Şu anda İstanbul'da bu konudaki özel şirketlerle İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bir çalışma başladı. Önümüzdeki hafta içinde de muhtemelen bu konuda protokolü imzalamış olacağız. Ama teorik olarak yapacağımız ikinci basamak çalışmayı planlamış durumdayız. Tüm ülke genelinde her kesimin büyük rahatsızlık duyduğu bir taş ocakları konusu vardı. Yani ülkede tüm siyasiler şikayetçi olmayan hiçbir siyasi parti yok. Şikayetçi olmayan hiçbir milletvekili ya da bakan yok. Şikayetçi olmayan bir sivil toplum örgütü yok veya da vatandaş yok. Ama bu konuda yıllardır çok ciddi adım atılamamıştı. Bizler aylardır sürdürdüğümüz bir çalışmanın sonucunda bu hafta itibariyle geçtiğimiz Bakanlar Kurulu'nda çarşamba günü taş ocaklarının değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılma işletme izinlerinin uzatılmalarına yönelik kriterleri yeniden belirledik ve olmazsa olmaz kriterler koyduk bunların arasına. Yani toplum için, çalışanın sağlığı için, ülkemizin geleceği için olmazsa olmaz şeyler bütünlüklü bir değerlendirme içerisinde bu olmazsa da puan alıp işletmeye devam edebilir, ruhsat alabilir noktasından çıkarıldı. Bu çok önemli bir adımdır. Olmazsa olmaz 12 kural geçirdik. Bu 12 kural mutlaka her taş ocağı işletmesinde var olacaktır. Toz indirgeme sisteminden patlatma sistemine kadar birçok şeyi denetleyen, devletle olan mali ilişkilerinden çalıştırdıkları personelin iş güvenliği, sağlığı açısından her türlü tedbirin dikkate alındığı yeni çağdaş bir düzenleme yaptık. Bunun sonuçlarını çok yakın tarihte hep beraber göreceğiz. Bunlara ek olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre politikası için çevreye duyarlı gençleri yetiştirmek adına çocuklarımıza yönelik çevre konulu eğitim seminerleri yapmaktayız.
70'in üzerinde ilkokulda bu yıl çevreyle ilgili eğitim seminerleri düzenlendi ve bu eğitim seminerlerini Çevre Koruma Dairemizin yetkin konusunda uzman kişiler tarafından verildi. Bunun geliştirilmesi konusunda da Eğitim Bakanlığı'yla bir mutabakatımız var. Umarım seneye çok daha geniş kapsamlı bir eğitim programını başta ilkokullar olmak üzere uygulamaya koyacağız. Çünkü inanıyoruz ki bizler ne kadar çevreyi temizlemeye çalışırsak çalışalım, çevreyi koruma bilincini gençlerimizin, çocuklarımızın yaşam tarzı olarak, bunlara bir alışkanlık olarak eğitimlerinde ve aile yaşantılarında veremezsek çevreyi temizlemekle kurtaramayız. Bakanlık olarak bizler 14-15 Mayıs tarihlerinde birinci çevre çalıştayı ile çevre konusundaki birçok önemli konuyu yurt içi ve yurt dışından uzmanlar, akademisyenler ve ilgili paydaşlarla birlikte masaya yatırdık. Üç ana başlık altında gerçekleşen çalıştayda biyolojik çeşitlilik, katı atık yönetim ve sanayi atık suları konularında kendimize bir yol haritası belirledik. Çalıştay sonrasında oluşturduğumuz izleme komitesi ile de elimizdeki veriler ile başlayacağımız çalışmaların bir bağımsız bilimsel bir komite tarafından şeffaf olarak değerlendirebilmesinin önünü açtık. Bu bizim için çok önemli bir adımdır. Sanırım yine KKTC'de bir ilktir. Bizler çalıştay yaparken de sürekli tüm katılımcılar, başta siyasiler olmak üzere sivil toplum örgütleri, akademisyenler, KKTC'de çok çalıştaylar yapılır. Gelelim bu çalıştaya katkı koyalım ama sonucunda yine bütün çalıştay sonuçları, sunumları, kararları rafa mı kaldırılacak? Bu konuda endişeliyiz diyorlardı. Biz bir ilk yaptık ve bakanlığımızdan bağımsız akademik heyeti çalıştay sonuçlarını izleme komitesi olarak belirledik. Kendileri buradadır, yanımızdadırlar. Ben katıldıkları ve katkı koydukları için de teşekkür ederim. Buradaki amaç birinin öbürünü denetlemesi değil, bizlere kılavuzluk ve danışmanlık da yapacaklardır. Aynı zamanda eğer yanlış yaptığımız ya da yapmadığımız olursa da bunları izleme komitesi adına sizlere duyurmak, bizi eleştirme hakları da açıktır, saklıdır. Evet. Birinci çevre çalıştayı sonuçlarını bir kitapçık olarak hazırladık. Az önce size gösterdiğim kitapçık. Hazırladığımız kitapçıkta detaylı olarak bulabileceğiniz sonuçlar, çevre konusunda ivedilikle uygulamaya koymamız gereken çalışmalardır. Özet olarak şunları ifade edebilirim. Biyolojik çeşitlilik konusunda çalıştayda gündeme gelen problemler ve öneriler değerlendirildiğinde iki önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Çevre Koruma Dairesi'nin kapasitesi artırılması gerektiğidir. Bu, Çevre Koruma Dairesi'nin gelirleri, altyapısı ve personeli ile birlikte yasal mevzuatın da uyumlu hale getirilmesi ile sağlanmalıdır. Bu sayede planlama, yönetim ve uygulama sağlıklı bir şekilde yürütülebilecektir. Bununla ilgili bir bizim bakış açımızı söyleyelim. Biz göreve geldiğimiz tarihten itibaren bulduğumuz bir ya da yaptığımız bir tespit vardır. Bu tespit çevre yasası 2012'de meclisten geçmiştir. Ama çevreyle ilgili yapılması gereken onlarca tüzük hiç geçmemişti. Bizler yavaş yavaş tüzükleri geçirerek birkaç tanesini Bakanlar Kurulu'ndan geçirerek yürürlüğe koyduk. Yalnız burada tabii ki çalıştayda da çıkan bir sonucun pratikte bizler uygulamalarını zaten yaşamaktayız. Bunun en basit önergesi örneği hayata geçen her tüzük Çevre Koruma Dairesi'ne ilave bir yük getirmektedir. Bunu karşılayabilmek için hem yetişmiş insan kaynaklarına hem de ekipmanlara ihtiyaç vardır. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu düzeyinde
bizim girişimlerimiz vardır. Bizler KKTC'nin ve yaşayan tüm insanlarımızın en iyisine, çevre adına da en iyisine layık olduğuna inanırız. Bunu bakanlık olarak bizler yerine getirme konusunda istekliyik, hevesliyik. Yalnız maddi imkanlarımızın bakanlık olarak ve personel insan kaynakları olarak imkanlarımızın artırılması yönünde de ısrarlı taleplerimiz devam edecektir. Unutulmamalıdır ki 2015 KKTC bütçesinde Çevre Bakanlığı'na, bütün bakanlığa, sadece Çevre Koruma Dairesi'ne değil, sağlanan bütçe içerisindeki pay %1.87'dir. Bunun da altını çizerek devam etmek isterim. Biyolojik çeşitlilik konusunda ortaya çıkan ikinci nokta da KKTC genelinde ekosistem analizi tabanlı veri bankası ve planlamanın yapılması gerekliliğidir. Bu sayede ülkesel fiziki planda eksik olan koruma, kullanma detayları belirlenmelidir. Bu çalışmanın çıktıları her türlü uygulamada, örneğin ÇED ve stratejik ÇED raporları ile biyoekolojik, halk ve çevre sağlığı izleme çalışmaları açısından en temel araç olarak kullanılabilecektir. İkinci ana başlığımız çalıştayda katı atık yönetim konusundaydı. Tüm ülkelerde uygulandığı gibi ölçeğine ve konumuna bakılmaksızın entegre atık yönetim hiyerarşisinin KKTC'de de uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu hiyerarşi sırası ile atığın kaynağında önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı, atıktan enerji kullanımı dahil ve nihai bertarafıdır. Atık yönetim hiyerarşisine bağlı olarak atığın özelliklerinin, miktarının, kompozisyonunun, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin ivedilikle belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan sunumlar sırasında Kuzey Kıbrıs'taki nüfusun belirsiz olduğu ortaya konmuş olup, bu belirsizliğin atık miktarında hesaplamakta ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Teknik kurulun var olan çalışmalarının bilimsel bir değer taşıdığı fakat atık yönetim şeklinin belirlenmesi için yetersiz olduğu ortak görüşüne varılmıştır. Ayrıca yapılacak atık karakterizasyon çalışmasının güncel verileri içerecek, 20-25 yıllık projeksiyonu yapılacak, mevsimsel değişiklikleri dikkate alacak, tüm atık türlerini evsel, tıbbi, tehlikeli, endüstriyel, bahçe, maden, hayvansal gibi bunları kapsayacak, ülke ölçeğinde olacak ve bütünlük sağlayacak şekilde olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Karakterizasyon çalışması ardından alternatif her yöntemi kapsayacak ve değerlendirecek kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılmalı ve uygulamaya yönelik en uygun alternatifi ortaya koyan bir fizibilite raporunun hazırlanmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu çalışmalar belediyelerin ayrı ayrı yapmalarının verimli ve uygun olmayacağından dolayı bakanlığın sorumluluğunun altında yapılması gerekmektedir. Karakterizasyon ve vizibilite çalışmaları yapılmadan ihaleye çıkmak üzere şartname hazırlanması, atık yönetiminin belirlenmesi yolunda atılacak adım yanlış bir adım olacaktır. Aksi takdirde yatırım yapmak isteyen özel kuruluşlar bu eksiklikten yararlanıp kendi çıkarları doğrultusunda ancak devletin uzun sürede zararına olabilecek tesislerin kurulmasına sebebiyet verebilecektir. Çevre mevzuatındaki düzenlemelerin ve gelecekteki yeni mevzuat çalışmalarının peynir altı suları, kara su, pirina ve mezbaha atık suları yönetimine ilişkin yapılacak uygulamalarla koordineli ve uygun bir biçimde düzenlenmesi önerilmektedir. Huzurlarınızda birinci çevre çalıştayımıza ve kitapçığına koydukları katkılardan dolayı Telsim'e teşekkürü bir borç bilirim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, sorularınız varsa alabiliriz. Yardımcı Doçent Doktor İme
yine akan yettiği bir yüksek mühendis Cemaliye Özverili olarak bakanlığımıza, bakanımıza ve ekibine desteklemeye çalışacağız.